Efendim merhabalar, iyi bir hafta diliyoruz sevgili seyirciler. Bu haftada koruyucu ruh sağlığı bakımından çok önemli konulara temas edeceğiz. İşte ilkiyle huzurlarınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu uzmanlarıyla masaya yatırmayı planlıyoruz. İlaçla ilgili ne zaman ağzımızı açsak, ne zaman bir iki cümle söylesek, o kadar yoğun sorularınız geliyor ki sevgili seyirciler, gerçekten inanılması değil. Bunun belki bazı sebepleri var. Yan etkilerden bahseden seyircilerimiz pek çoklukla oluyor. İlaca karşıt görüşler de elbette var. Buna inanan ya da bu konuda bu rüzgara kapılan insanlar da var. Genellikle çevredeki kişilerde ilaçla ilgili bir yan etki ya da bir olumsuzluğa rastlandığında ilacı kullanmaya teşvik yerine ilacı kullanmama yönünde teşviklerde bulunuyorlar. Belki bugünkü programımızın tümünü izleyen sevgili seyircilerimiz bu davranışlarının aslında ne kadar yanlış olduğunu anlayacaklar. İlaç dediğimizde aslında biz neyi anlıyoruz? Bunu bugün değerlendireceğiz. Neye ilaç diyoruz acaba? Almış olduğumuz o kimyasal vücudumuzda nasıl organize oluyor? Nasıl bizi iyileştiriyor? Hangi safhalardan, aşamalardan geçiyor? Bugün bunları öğreneceğiz. İlaç yan etkileri galiba ülkemizde de en çok yaşanan sorunlardan birisi. İşte bu sebeple bir danışmanlık anlamına da gelebilecek ilaç polikliniğini bugün gündemimize alıyoruz. Belki de Türk televizyonlarında bu başlıkta ilk kez konuşulan bir konu olacak. Daha evvel psikiyatrik ilaçların yan etkilerini konuştuk ama ilaç polikliniği ne anlama gelir? Farmakogenetik açısından bu ne demektir? Bütün bunları bugün konuklarım cevaplandıracaklar. Sizlerin de sorularını alacağız. Sevgili seyirciler, girişte biraz tanımlayabilmek bakımından şu soruların cevabını arayacağımızı hemen hatırlatalım. İlaç polikliniği ne anlama gelir? Bu bir bakıma da ilaç danışmanlığı diyebilir miyiz bizim dilimizde? Yani benim almış olduğum şu şikayette, şu yakınmayla almış olduğum şu dozdaki ilacın bana etkisini nasıl anlayabilirim anlamında bir cümle midir? Bunu cevaplayacaklar. Doğru mu değil mi konuklarım söyleyecekler. Sevgili seyirciler, ilaç polikliniğinde neler yapılır? İlaç polikliniğine kimler gider? Yani bu ihtiyacı kimler hisseder? Ve bu durum hastaya, yakınan kişiye acaba ne sağlar? Bu programda bunlara cevap bulacağız. Aldığı bir rapordan da bahsedilebilir. İlaç polikliniğine giden kişiler ellerine bir rapor alırlar mı? Ve bu raporu nerede kullanırlar? Sadece yakınmış oldukları ilaçlar hastalıkla ilgili olarak mı kullanırlar? Yoksa başka alanlardaki yelpazedeki şikayetler içinde geçerli midir? Bu da temel sorularımızdan birisi. Hangi hastalıklar için geçerli olduğunu konuşacağız. Farmakogenetiğin ne olduğunu tekrar konuşacağız. İlaç kan düzeyleri bu aşamada ne anlama gelir ve gerekli mi? Ne sağlar? Buna bakacağız. İlacın zaman zaman konuklarımdan duyuyoruz. Emili mi diyorlar? İlacın tüketimi ya da atılımı, yıkımı gibi cümleler kullanıyorlar. İlacın emilimi ne demektir? Atılımı ne demektir? Yıkım kavramı doğru mu? Biz buradan ne anlamalıyız? Bunları da konuşacağız. Ve gen ile ilaç etkileşiminin nasıl olduğunu aslında anlayacağız. Belki temel sorumuz da bu. Evet sevgili seyirci, ilaç polikliniği verilerine hekimler nasıl uyum sağlar? Bu da galiba önemli. Türkiye'de bu yapılıyor mu? Diyelim ki gidildi, bir ilaç raporu alındı. İlaç polikliniğinden bilgi alındı. Takip eden hekimine götürüldüğünde hekim bunu nasıl anlayacak? Nasıl bakacak? Doğru karşılayacak mı? Belki bu da önemli bir konu. Buna da temas edeceğiz. Sevgili seyirciler, ekranda gördüğünüz telefonla sizlere misafir etmek isterim. Yardımcım Şaban Özdemir geçen gün bir operasyon geçirmişti. Bugün burada değil ama evden sizi bağlayacak. Telefonlarını kendisine yönlendirdik. Buradan da geçmiş olsun diyorum tekrar kendisine. Geçen gün de söylediğimiz gibi. Ve hemen dönelim stüdyoda konuklarımızı takdim edeyim sizlere. Doçent Doktor Esra Sağlam ilk kez konuğum. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Daha evvel tanışıyoruz ama bugün kısmet oldu sizi misafir etmek. Farmakolog olarak bugün misafirimsiniz. Girişte anlatmaya çalıştım. Aslında sizin bununla ilgili yazılarınız var, çalışmalarınız var, hocalığınız var. Ve Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde de bu çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. Böyle bir polikliniğin kurulmasına ön ayak oldunuz ve kurdunuz. Mehmet Emin Hoca ile birlikte ve pek çok ekip arkadaşıyla birlikte çalışıyorsunuz. Farmakogenetik konusunu bizim anlamaya ihtiyacımız var halkımız olarak. Türk insanı olarak bu konuda yeteri bilgiye sahip değiliz ve en ufak bir yan etkide hemen ilacı bırakma eğilimine giriyoruz. Evet. Bugün anlattıklarınız galiba bu bakımda can kurtarıcı olacak. Pek çok sorumuz var size. Hepsinden cevap isteyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yine Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden yardımcı doçent doktor Gökmen Hızlı Sayar sıklıkla konuğum oluyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gökmen Hanım, siz bütün sorularımıza çok yetkin cevaplar verdiniz bugüne kadar. Fakat
beyin ve psikiyatri ya da hastalıkların beyinle bağlantısı konusunu her zaman yeni bilgilerle ve çok daha açarak anlattınız. Belki bugün ilacın beyinle ilişkisi açısından da baktığımızda bize yine ilginç şeyler söyleyeceğinizi umuyoruz. Biz ilacı ağızdan alıp kullandığımız halde, atılımını sağladığımız halde acaba beyine nasıl gidiyor? Zaman zaman sizlerden duyduğumuz reseptör vesaire gibi kelimeler var. Bunlar ne demektir? Biraz sizden de onları dinleyeceğiz ve yine bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Hoş öneriler bulduk. De sizden. Sevgili seyirciler, iki konuğumu takdim ettim sizlere. Ekranda gördüğünüz telefonda misafir edeceğim. Elbette başka alanlarımız da var bize ulaşabileceğiniz. İyi bak kendine @ukiyetv.com.tr mail adresimiz. Varsa sorularınız buradan da sorabilirsiniz. Twitter'dan yazan seyircilerimiz başladı. Füsun Öktem Tezcan konuklarımıza selamlar söylüyor. İyi yayınlar diliyor. Antalya'dan sevgiler, selamlar diyorlar. Biz de selamlar gönderelim. Ve yine Twitter'dan adresimizi söyleyelim. Görüyorsunuz ekranda. twitter.com/ugurcanbolat. Facebook yoluyla da sormanız mümkün. Sohbet köşesinden facebook.com/iyibak.kendine adresini de hatırlatalım ve programımıza başlayalım. Hocam, ilaç ile gen arasındaki ilişkiyi anlamaya ihtiyacımız var ama biz ilaç polikliniği dediğimizde ne anlıyoruz? Bu kavram doğru bir kavram ya da kişiye özel ilaç bilgisi diyebilir miyiz? İlaç danışmanlığı gibi anlayabilir miyiz? Bunu biraz daha açarak söyleyebilirsek belki daha kolay olacak. Neyi konuşacağız bugün? İlaç polikliniği dediğinde biz de anlamamız gereken, evet, bir çeşit danışmanlık olarak bunu algılayabiliriz. Çünkü ilaçlar kullanıldığı zaman her zaman istenilen sonucu vermiyorlar. Bazı hastalarda ilaca karşı direnç gelişebildiği gibi bazı hastalarda da ilaçların yan etkilerini çok fazla olarak görebiliyoruz. Bu toplam tedavi edilen hastaların %30'u ile 40'ı arasında bu yan etki insidansının fazlalığı ya da ilacın etkisizliği görülebiliyor. Bu yüzden günümüz tıbbında ilacın standart bir dozda kullanılması yerine ilacın kişiye özel olarak bireyselleştirilmesi günümüzde daha çok izlenmesi gereken bir yol olarak düşünülmektedir. İlaç danışma polikliniklerinde şöyle düşünebiliriz. Böyle ilaç kullandığında problemi olan hastalar, yani ilaç kullandığında ilacın etkisinin görülemediği ya da toksik etkilerinin çok fazla görüldüğü hastalar ilaç polikliniklerine başvurabilirler. Yine çok yaşlı hastalar, çocuk hastalar, emziren anneler, gebeler, bunlar ilaç kullanmaları gerektiğinde ilaç polikliniklerine başvurabilirler. Çoklu ilaç kullanan hastalar, yani ilaçlar arasında etkileşim olabilecek. Yani mesela aynı zamanda ilaç, tansiyon hastası. Tabii tansiyon, aynı zamanda diyabet hastası olabilir. Ama bir psikiyatrik ilaç da kullanıyor. Tabii yanında bir psikiyatrik ilaç kullanıyor olabilir. Şimdi öyle hastalar var ki günlük kullandıkları ilaç sayısı 6-7-10 olabilen hastalar var. Bazen avuçta alıyorlar, görüyorum. Tabii almak zorunda kalıyorlar ve bu ilaçların pek çoğunu çeşitli hekim arkadaşlarımızdan almış oluyorlar. Ve aralarında etkileşmeler olabiliyor. İlaçlar arasında etkileşimler olabiliyor. Bu tip hastalara ilaç danışma polikliniklerine başvurabilirler. Hocam, size diyelim ki geldi. Ne diyecek? Yani benim diyabetim var, yüksek tansiyonum var, aynı zamanda depresyon tedavisi görüyorum, daha evvel bir kalp öyküm var idi gibi mi oluyor? Yani şöyle, ne soracak geldiğinde size? Gelen hastanın zaten kullandığı ilaçlarla ilgili bir sıkıntısı olması gerekiyor. İlaç polikliniğine geldiğine yani göre bir yakınmadan bahsediyoruz. Bir sıkıntı yaşıyor olması gerekiyor. Oluyor. Şöyle bir şey demesi gerekiyor. Ben yıllardır tedavi oluyorum ama cevap alamadım. İyileşemedim. Tedavi olmama rağmen. Ya da demesi gerekiyor ki evet şu hastalığım var ama ilaçları kullandığımda onlar bende bir sürü işte yan etki oluşturuyorlar. Bugün sorulardan başımızı alamayabiliriz. Çünkü benim en çok aldığım sorular bunlar. Yani çok aylardır, yıllardır tabii, ilaç alıyorum, bir türlü bir faydası yok deniyor. Tabii. Öyle hastalar oldukça çoklar. Yani yanıt alamayan hastalar ya da yanıt alıp ama çok yan etki gösteren hastalar, bunlar başvurabilirler. Demin söylediğim gibi, sizin de bildiğiniz gibi hamilelerin ilaç kullanması çok zor bir şeydir. Çok kısıtlı sayıda ilaçları kullanabilirler. Mesela hamile hastalandığında, bir patolojisi olduğunda hangi ilaçları kullanabileceğini, hangilerinin bebeğe yan etkisi olacağını, hangilerinin olmayacağı konusunda danışabilirler. Aynı şekilde emziren anneler için de bu geçerli. Biliyorsunuz yaşlılarda ilaç kullanmak çok daha problemli bir durumdur. Çünkü onların karaciğerleri ve böbrekleri artık fonksiyonlarını yavaş yavaş yitirmektedirler. O yüzden onların da normal standart dozlarda ilaçlar kullanması bazen toksik etkilere neden olabildiği gibi söylemiş olduğum yaşlı hastaları da bize başvurabilirler. Evet. Tabii bu yan etkiler zaten galiba
beklenen yan etkiler var. Bir de beklenmeyen yan etkiler var. Bunları da galiba konuşmaya ihtiyacımız var ama aynı zamanda ilaç karşıtı görüşler de var. Evet, şimdi var. Bu ilaç karşıtı görüşler, işte hanımefendiler günlerde, kısır günlerinde vesaire de ben bunu aldım bana iyi geldi, aman çok fena oldum, asla kullanma bu ilaç, şöyle kötü, böyle kötü gibi şöhret bulmuş ilaçlar da olabilir. O bakımdan galiba pek çok soru alacağız. Evet. Giriş için çok teşekkür ederim hocam. Gökmen Hanım, sizden de mesela normal diğer yakınmalar, yani psikiyatri dışı hastalıklarda alınan ilaçların yan etkilerinin hissedilişi ile psikiyatrik yakınmalarla tanıyla alınan ilaçların yan etkileri aynı mı? Sanki daha çok psikiyatrik yakınmalarla tedavi gören kişilerin ilaç üzerindeki yakınmaları daha fazla gibi geliyor. Ya da bana gelen sorulardan ben öyle anlıyorum. Nedir buradaki durum? Aslında birkaç sebebi var. Şimdi birincisi psikiyatri hastası, belki ben psikiyatrist olduğum için öyle geliyor bana ama çok daha özel bir grup. Evet. Yani hekimle diyaloğu, hekimle bağı, reçeteye atfettiği şey. Şimdi mesela daha mı algısı gelişmiş gibi? Yani öyle daha şey. Fazla anlam yüklüyor. Evet. Diyelim ki bir başka hekim sigarayı bırakmanız lazım dediği zaman bu o kadar etki yapmayabilirken psikiyatri sigarayı bırakmanız lazım demekle kalmıyor. Bunu bir reçete kağıdına kırmızı kalemle yazıyor. Sigarayı bırakmanız lazım. Bunu alın, bu kağıdı alın. Ona öyle bir anlam yüklüyor ki hasta. Ben şey hastalar bilirim. İlaçla ilgili hekiminin yazdığı bir notu, hani bu ilacı bırakmadan kullanmanız gerekiyor gibi bir notu aylarca yıllarca cebinde taşıyan hasta bilirim. Onu böyle katlar. Yani böyle bir hem ayinleştiriyorlar tedaviyi, reçeteyi, o ritüelleri. Hem çok fazla anlam yüklüyorlar. Şey mesela psikiyatri çok fazla etkili. Hekimin bugün şimdi hani farmakoloji konuşacağız, daha biyolojisini konuşacağız ama hekim ilaca ne kadar güveniyor ve kendinden ne kadar emin verdi? Hastaya onu ne kadar iyi empoze etti? Hani ufak tefek yan etkiler olacaktır ama biraz bekleyin, bir hafta içinde geçecektir. Böyle söylendiği zaman diğer branşlara göre psikiyatristler biraz daha şanslı. Ama bir bakıma da biraz daha şanssız. Eğer yeterince vakit ayrılmadıysa hastaya, yeterince ilişki kurulamadıysa bütün ilaçların ufak tefek yan etkileri olabiliyor. Bunları daha fazla abartma eğiliminde olabiliyorlar. Birinci konu bu. Hasta grubunun algısıyla ilgili, hasta grubun bu işe verdiği emniyetle ilgili. İkinci konu da tabii şimdi beyin insanın en kıymetli organı. Beyni etkileyen bir ilaç aldığınız zaman bazen hani çok da bir yan etkisi olmayacak bir ilaç veriyoruz ama sanki hastalarımız o ilacı aldıkları zaman bütün gün uyuyacağım, işte bütün gün başka birisi gibi gezeceğim ben, ilacı içeceğim bir anda bütün sıkıntımı unutacağım, çok neşeleneceğim, sıkıntım bir anda geçecek gibi beklentileri oluyor. Kendilerine odaklanıyorlar. Ben ilacı aldım, ilaç beynime gitti, şimdi bana ne olacak? Hani bir anda başka birisi olacakmış gibi. Böyle bir şey yok da ben haftalar içinde etki ediyor çoğu zaman ilaçlar. Tabii kendilerini daha fazla dinlemeye, kendilerini daha fazla irdelemeye başladıkları zaman ufak tefek yan etkileri de daha fazla görüyorlar. Onun için şey çok sıktır. Yani duyumsamaları artıyor gibi bir durum galiba değil mi? Yaklaşık mesela bir reçete verdiğimiz zaman bir hastamıza, özellikle de ilk kez ilaç kullanıyorsa %80 gibi bir ihtimal ertesi gün ya da bir sonraki gün bizi arayacaktır. Böyle bir şey oldu işte. Bu beklediğiniz bir durum. Bu biraz bulanık görüyorum, bu normal mi? Hafif bir baş ağrım var. Acaba kesici alsam mı yoksa geçer mi? Biraz bu hem hasta grubuyla ilgili hem organla ilgili. Tabii ilaçlar da çok masum değil bir yandan, psikiyatri ilaçları. Hani yan etkileri biraz daha fazla olabiliyor i̇laç öbür gruba göre. İlaç polikliniğe ihtiyaç var diyorsunuz evet. Anladığım kadarıyla sizlerine. O sebeple ilaç polikliniği bütün branşlarda lazım olabilir. Ama psikiyatri de psikiyatrinin içinde bir yandan da mesela farklı ekoller de var. Yani bir terapi ekolü var, işte bir psikanaliz ekolü var, bir daha biyolojik gidenler var. Hani cerrahide bu kadar fazla şey yoktur. Hani cerrahi ise tamam, bir iki ufak cerrahi teknik vardı ama cerrahi ise cerrahidir. Bir hekimin bu ilacı mutlaka kullanmanız lazım, günde üç kere kullanmanız lazım dediği bir hastaya başka birisi bunun ilaçla falan hiç ilgisi yok. Biraz buna terapi almanız. Gibi, aynı metinden onlarca yorum evet. Yapılabilir gibi evet. Bir durum yani galiba. Buna mutlaka terapi almanız lazım diyebiliyor. Evet. Başka birisi hayır diyor, bu böyle terapiyle de olmaz, ilaçla da olmaz, bunun böyle böyle bir yöntemi var diyebiliyor. Biraz onun için halkımızın da kafası karışıyor. Peki ah canım halkım diye birisi geliyor. Siz nelere maruz kaldınız? Galiba bugünkü programımız halkımıza daha dokunan bir program olacak. Şimdi benim ilaç yan etkileriyle ilgili bir broşür vardı elimde. Tedavi rehberi, ilaç tanı ve tedavi rehberinde. Aslında ilaçların beklenen yan etkileri var.
Belki bunlar bilinmediği zaman az evvel anlattığınız kaygılar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Mesela burada beklenen yan etkilerden bahsediliyor. Bir de beklenmeyen yan etkiler var. Yani ağız kuruluğu gibi, kabızlık gibi, tansiyona küçük düşmeleri gibi mesela normal beklenen durumlar bile eğer hekim yeteri kadar zaman ayırmamışsa, hasta bunu sormayı düşünmemişse ve görüldüğünde galiba birdenbire de bir kaygı durumu da söz konusu yeterince oluyor. Yeterince bilgi alamadıysa en tehlikeli şey prospektüs okuma. Çünkü o hani hastanın anlayacağı dilden yazılmış bir şey değil. Prospektüs okuyup oradan bazı bilgiler almaya çalıştıkları zaman tabii dehşete kapılıyorlar. Yani birçok ilacın içinde ani ölüm riski yazıyor. Mesela hani alınca şimdi ben öleceğim herhalde diye. Ya da daha da tehlikeli bir şey... İnternetteki bazı hani tıbbi olmayan forumları ya da siteleri okuyorlar. İşte falanca ilacı kullananlar işte orada o yazmış benim eltimin kızı aldı işte kalp krizi geçirdi. Öbürü işte falanca kişi kullandı onu 20 kilo birden aldı. Asla astarı olmayan birçok şey de yazıyor. Tabii insanların da gözü korkuyor. Aslında bu bilgiyi en rahat alabilecekleri kişi birincisi eczacıları, ikincisi kendi doktorları, psikiyatristleri, eczacıdan da önce tabii kendi psikiyatristleri. Bazen eczacılar da yanlış yönlendiriyor. Eczacılardan da belki seyreden seyircilerimiz vardır. Onlar kendileri açısından da bir analiz yapabilirler ama mesela muadil ilaçlar önerdiklerini ve bu sebeple de mağdur olduklarını yazan seyircilerimiz var. Yani hekim bir ilaç yazıyor ama eczacı o ilaç değil de bu ilaç daha uygun olabilir deniyor. Demek ki eczacıları değil de daha çok ilaç polikliniğinin yapması gereken bir durum gibi de sanki ortaya çıkıyor herhalde. Muadil dediğimiz tabii belki onu da aydınlatmak lazım. O konuda da ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi bir molekül vardır. O molekülü birçok firma ilaç olarak üretebilir. Bunların markası farklıdır. Sarhoş İmam'ın Twitter'dan bir tweet'i diyor ki eşdeğer ilaçlar orijinallerine göre ne kadar aynı dense de maalesef aynı etkiyi göstermiyor. Kandırılıyoruz diyor seyircimiz. Hekimler de kandırılıyor eğer bu bir kandırılmaysa. Yani biyo işlerlik çalışmaları yapılıyor bunların. Hepsinin ellerinde belgeleri oluyor. Ama hani bizim de bazen tam aynı etkiyi alamadığımız durumlar oluyor. Fakat hekimler onları biliyorlar. Hangileri tam eşdeğer, hangileri eşdeğer değil. Onun için benim tavsiyem muadil ilaç verilmişse, muadil dediğimiz kutuların üstünde bir büyük harflerle yazan, daha koyu harflerle büyük yazan ilacın adı vardır. O markasıdır ilacın. Bir de altında biraz daha küçük harflerle yazan ilacın içindeki molekülü belirten bir şey vardır. Şimdi eğer iki kutuyu yan yana koydunuz, o alttaki daha küçük yazı birbirinin aynısıysa o zaman hani bu iki ilaç birbirinin muadilidir. İki konu var. Birincisi hekiminiz bunu onaylıyor mu onu kullanmanızı? Çünkü demin söylediğimiz aslında tam eşdeğerlik çalışması yapısa da tam birbirinin aynı olmamasıyla ilgili kaygı hekimlerde de var. İkincisi dozları aynı mı? İki ilaç birbirinin aynısı olabilir ama biri 5 miligramlıktır öbürü 20 miligramlıktır. Buna çok dikkat etmek lazım. Eczacıların yasal olarak böyle bir değişiklik yapma hakları da var. Hani o yoktur öbürünü önerme hakları da var. Ama bazen ne yazık ki biz tamamen farklı bir molekül önerdiklerine de şahit oluyoruz. Ya da bana bu ilaç iyi geldi deyip komşusu bir başka ilaç önerebiliyor. Hani eczacının yaptığı yine daha bilinçli oluyor ama insanın kendini koruması lazım biraz. Hocanın da ilavesi var galiba evet, ama. Evet, eşdeğer ilaçlarda problem başka. Evet. Yani tabii ki içlerindeki moleküller aynı, miligramları aynı, dozları aynı ama dolgu maddeleri farklı. Mesela A ilacıyla B ilacı aynı etken maddeyi aynı miktarda taşıyor olabilirler. Bu bağlamda baktığımızda da eşdeğerdirler. Doktor Hanım'ın da söylediği gibi biyoeşdeğerlik çalışması yapılmış ve Sağlık Bakanlığı bunu onaylamışsa bir hekimin ya da eczacının bunu zaten bir biyoeşdeğer olarak kabul etmesi gereklidir. Fark nereden kaynaklanıyor? A ilacını üreten firma dolgu maddesi olarak nişasta, onu kapladığı şeker olarak da işte bir şeker kullanıyor. Ama B ilacı dolgu maddesi olarak başka bir şey kullanıyor, başka bir şekerle kaplıyor. Şimdi ikisi arasında alerjen olarak farklar olabiliyor. Mesela onun kullandığı şeker molekülüne hastanın alerjisi oluyor. A ilacını kullansa bu olmayacaktı ama değil, bir ilacını kullandığında bu oluyor. Bu aslında ilacın etken maddesine oluşmuş bir reaksiyon değil. Dolgu maddelerine yani biyoeşdeğer olan ilaçlardan, Sağlık Bakanlığı'nın olayla da biyoeşdeğer olan ilaçlardan aradaki fark genellikle dolgu maddelerinden ve üstlerini kaplanan o şekerli maddelerden ya da içlerine konulan boyalı maddelerden kaynaklanıyor. Evet, sorular dökülmeye başlıyor. Telefonlarımız da geliyor bir süre sonra. Evet. Canlı bağlantılarımız da olacak. Twitter'dan da seyircilerimiz
soruyorlar. Hatta mailden gelen sorularda ilaç isimlerini zikrederek soruyorlar ama bizim ne yazık ki bu akşam ilacın isimlerini ve firmaları zikrederek bir şey yapamayacağız. Hastane ve hekimden de bahsedemiyoruz. Çünkü bunlar sağlık ve eğitim programı açısından doğru değiller. Ama etken maddelerini eğer biliyorsanız sorularınızda onu kullanmanız belki bizim için bir yol açıcı olabilir. Buna dikkat edelim. Bunu şunun için bu konuyu açtım. Doğru soruları alabilmek bakımından bunları ekarte edelim. Mesela bir de hekimlerin hastasını korumak amacıyla alabilmesi için o ilacı farklı tanı yazabiliyorlar. Aslında diyelim ki depresyon tanısıyla tedavi görüyor olmasına rağmen o ilacı eğer sistem karşılamıyorsa benzer bir ya da farklı bir tanı koyuyor. Bu defa hasta diyor ki ya hekim bana depresyon dedi ama burada şizofren yazıyor ya da şizoafektif bir şey yazıyor diyor. Bununla da sık karşılaşıyor. Bunu da bir ekart edelim, biraz daha ayrıntıya girelim. Bununla ardından ilgili karmaşa cidden çok büyük. Yani hastalar önemsiyor, daha çok aileler önemsiyor. Hele de yaş gençse, kişi devlet memuruysa. Şimdi pratik olarak şöyle bir şey önermek lazım. Tıbbi evrakları ikiye ayırırsak, birincisi geri ödeme ile ilgili, yani ekonomik durumla ilgili, parayla ilgili belgeler. Reçete ve ilaç raporları daha geri ödeme ile ilgili belgelerdir. Çünkü siz de eczaneye reçeteyi verirsiniz, eczacısı ilacı verir. Bu endikasyona göre mi kullanıldı, devlet bunun parasını ödeyecek mi ödemeyecek mi? Orada yazan tanı bununla ilgilidir. Ama bugün belki biraz bahsederiz, hani ilaç polikliniği dediğimiz şeye neden ihtiyaç oluyor? Çünkü eski ilaçlar daha yeni endikasyonlarla kullanılıyor. Bazı yeni ilaçlar çıkıyor. Ondan öte bazı yeni hastalık grupları da çıkıyor. Yani yeni tanımlanan hastalıklar oluyor. Ama sağlık hizmetleri ya da sağlıkla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili kurumların hızı buna henüz yetişemiyor. Şimdi mesela yıllardır bazı epilepsi ilaçları bipolar afektif bozukluk tedavisinde kullanılır. Dünyanın her yerinde kullanılır ve çok da iyi kullanılır. Yani evet, bütün dünyada bilinen hastalıklardır bunlar. Ama diyelim ki böyle 10 tane ilaç olsun. Bunların 5'i Türkiye'de geri ödemesi yapılır. 5'ine der ki SGK, ben bunları bipolar bozukluk tanısıyla ödemem, ben bunları epilepsi tanısıyla öderim. Şimdi bu durum hekimin önüne geldiği zaman hekim ciddi bir şeye düşer, ikileme düşer. Ya siz oraya epilepsi yazacaksınız ama o zaman kişiye yalan yere epilepsi tanısı koymuş olacaksınız. Bu çok veballi bir iştir. Ama hasta para vermeden alabilecek ilacını sosyal güvencesiyle. Talep de ediyor bazen değil mi? İmkanı tabii, yok, zor tedaviye geliyor, uyum ya sıkıntısı yaşıyor. Ya da daha dürüst davranacaksınız. Imkanı. Sizin tanınız bipolar bozukluk yazıyorum buraya ama kişi o tedaviden fayda görüyorsa ve bütün dünyada kabul edilen bir uygulama olduğu halde kişi ilacını devlet kanalıyla alamayacak. Buna yasal hakkı olduğu halde. Onun için şimdi bu tıbbi evrakları ikiye ayırırsak ilaç raporunda, reçetede yazan tanıları hastalar çok fazla dikkate almasınlar. Bu tanılar SGK'ya yazılmış tanılardır. Evet. SGK için yazılmış peki, tanılardır. Çok güzel. Bunu galiba altını çizelim. Ama ikinci evraklar epikrizdir, durum bildirir rapordur. Hani hastanın durumunu belgeleyen raporlardır. İşte falanca tarihte hastaneye geldi. Oradaki tanılar daha gerçek tanılardır. Zaten bir yandan da bazen şöyle şeyler de oluyor. Şimdi şizofreni rahatsızlığı var diyelim ki genç bir çocuğun. Oraya siz şizofreni tedavisinde kullanan bir ilacı şizofreni de yazdığınız zaman bu hala ne yazık ki hekimler arasında da eczacılar arasında da çevrede de bir etiket oluyor. Onun için de mümkün olduğunca yazmamaktan yana oluyor. Damgalanmaya vesile oluyor değil mi? Bipolar bozukluk yazabiliyor hekim. Bu defa ailenin kafası karışıyor. Falanca doktor bipolar bozukluk dedi. Hayır, aslında o da şizofreni dedi. Hı. Ama reçetede bazı mecburiyetlerden dolayı böyle bir şey olmuş olabilir. Güzel bir açıklamaydı. Hocam şimdi artık konuya girebiliriz. Ben bugün sizin yazınızı biraz inceledim. Bu konuyla ilgili bir makaleniz vardı. Buradan aklımda hani sormam gereken düşündüğüm şeyler şunlardı. Farmakogenetiğin ne olduğunu bize anlatmanıza yarar var. Gen ve ilaç etkileşimini bugün sizden dinlemek isteriz. İlaç polikliniğine neden ihtiyaç olduğu sorusuna programın tümünde bir cevap sanırım vereceksiniz. İlaç aynı iken neden cevapların farklı olduğunu da anlamak istiyoruz ama bir yerde şöyle diyorsunuz.
ilacın etkisini değiştiren faktörlerden bahsediyorsunuz. Buradan girersek belki daha sağlıklı olabilir. Seyircilerimiz kilo ile ilgili çok sorular soruyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi. Mesela ilacın etkisini değiştiren faktörler içerisinde yaşı zikretmiştiniz o yazıda. Evet, evet. Yeme alışkanlığını, sigara kullanımını, seksi, cinselliği, enfeksiyonları ve stresi zikretmişsiniz. İlacın etkisini değiştiren faktörler ne demek? Ve bu saydığımız maddeler ilacın etkisini nasıl değiştiriyor? İlacın etkisini değiştiren faktörler demek, yani ilaç alındıktan sonra vücutta çeşitli şekillerde değişikliğe uğrar. Mesela ağızdan aldığımız bir ilacın önce emilmesi gerekir. Emildikten sonra karaciğere gider. Karaciğerde bir kısmı yıkılır. Ondan sonra da dolaşıma geçer. Ancak dolaşıma geçen... Bu kelimeleri biraz açtıracağım. Doktoram sizden de rica edeyim. Evet, yıkıldım, dolaşıma, emilim. Evet, dolaşıma geçen miktarını kişi kendi yararına kullanabilir. Şimdi... Yani 100 birimlik bir şey alıyorsak bu aslında 30'a mı düşebilir? 30'a, 20'ye, 10'a, 40'a ilaca göre bu değişir. Evet. Ama ağızdan aldığımız bir ilacı kan dolaşımına geçtiğinde daha az bir kısmı, belli bir yüzdesi ancak kan dolaşımına geçebilir. Şimdi biz normalde yerlere atılım dediğimiz şey başka yere mi gidiyor? Daha sonra. Atılım daha sonra. Bir dolaştıktan sonra da böbreklerden atılırlar. Bu süreci bir düşünecek olursak, İlaç değil de basit bir yiyecek bile yediğimizi düşünün. Mesela balık yediğinizi düşünün. Kimisi balık yer gayet mutlu olur. Bazısına balık alerji yapar, midesi bulanır. Bazısı hiç yiyemez. Veya çeşitli sebzeler, meyveler, süt, değil mi? Herkes sütü içtiğinde aynı reaksiyonu vermez. Bu hafta çok süt konusunda konuştuk evet. Zaten. İlaçlar için de durum aynı. Kişi ilacı aldığında... Herkes ilacı aynı derecede ememez. Yani bağırsaklardan emilimi aynı olmaz. Bir şahıs ilacın %40'ını emebiliyorsa bağırsaklarından, bazısı %50'sini faydalanma emebilir. Faydalanma mı demek istiyor? Yani? Bağırsaktan emilme, evet, emilim, faydalanmasını evet. diye söyleyebiliriz. Sonra bu emilen ilaç, demin de söylemiş olduğum gibi, yani bağırsaklardan emildikten sonra aynen yiyeceklerde olduğu gibi karaciğere gider. Karaciğerin görevi vücuda girmiş bütün maddeleri bir böyle kontrol edip metabolize etmektir. Yani toksik olabilir onları. Diye düşüncesiyle onları toksik olmayan maddeler haline çevirmeye çalışır ve yıkar. Vücudumuza gelen bütün maddeleri, yani zararlı olabilir düşüncesiyle zararsız hale mi dönüştürüyor? Zararsız hale getirir. Şimdi ilaçları da öyle algıladığı için ilaçları karaciğer hep yıkmaya çalışır. Daha küçük moleküllerine, bizim metabolitler dediğimiz parçalara ayırmaya çalışır. Küçültüyor, şimdi, küçük hale mi getiriyor? Öyle diye ifade etsek de daha farklı yapılara ayırıyor dememiz uygun. Evet. Şimdi verdiğimiz ilacın bir kısmı emilemedi zaten. Bir kısmı da karaciğerde yıkıldı. Dolaşıma ancak kalan kısmı geçebiliyor. Şimdi karaciğer enzimlerimiz de, yani ilaçları yıkan bu maddeler, karaciğerde ilaçlar üzerinde etkili olan bu maddeler herkeste aynı değil. Bazıları da çok hızlı çalışıyor. Çok hızlı çalıştıklarında ilacı çok fazla yıkıyorlar. O zaman kan dolaşımına giren ilacın miktarı azalıyor. Bazılarının enzimleri normal çalışıyor, bazılarının enzimleri ise daha az çalışıyor. Şimdi daha az çalışan grupta ise ilaç yeterince yıkılmadığı ya da bizim öngördüğümüz şekilde yıkılmadığı için dolaşıma geçen miktarı artıyor. Şimdi tedavi açısından baktığımızda bu enzimleri hızlı çalışıyor dediğimiz grup ilacın pek çoğunu yıkmış olduğu için dolaşıma geçen ilaç miktarı azalıyor. Bu hasta ne diyor o zaman? Diyor ki ben yıllardır tedavi oluyorum ama hiçbir faydasını şöyle görmedim bakabilir diyor. Miyiz? Nasıl? Hocam iki kişi var. Hı-hı. Aynı tanıyla tedavi görüyorlar. Aynı doz ve aynı miktar ilacı hekim reçeteliyor. Evet. Birisi alıyor, başını uykudan kaldıramıyor. Evet. İşini yapamıyor. Pelte haline gelmiş ki buna benzer şikayetler evet. var mıydı? Diğeri de bütün şikayetleri devam ediyor. Evet. Böyle mi anlayalım? Evet, aynen öyle anlayabilirsiniz. Bu hızlı ilacı hızlı yıkıyor dediğim grup ya da hızlı parçalıyor dediğim grup kana geçen ilaç miktarı azaldığı için tedavi edici doza ulaşamıyor kanda. O zaman hasta ne diyor? Ben ilacımı kullandım, kullanıyorum, aylardır kullanıyorum ama hiçbir faydasını göremedim diyor. Diğer hasta, şu yan etkilerin evet. fazla görüldüğü dediğimiz diğer hasta ise o bizim yavaş metabolizör dediğimiz, yani ilacı yeterince yıkamadığı ya da öngörülen düzeyde yıkamadığı için kan düzeyi ilacının yüksek oluyor. Yüksek olunca da yan etkileri
hasta daha fazla görüyor ve yaşıyor ve bu oran %30'ları 40'lar arasını bulabiliyor. Yani her 100 hasta düşünürsek doktora başvurmuş, evet bunlardan %60-65'i gerçekten standart dozlarla tedavi oluyorlar. İyileşiyorlar, yan etki görmüyorlar. Ama bizim bu karaciğer enzimleri yavaş ya da hızlı çalışıyor dediğimiz geriye kalmış olan %30-35'lik bir grup ki toplumların genetik yapısına göre bu da değişebiliyor. Onlarda ya cevabı şiddetlenmiş toksik doza gitmiş olarak yan etkileri artmış olarak görüyoruz ya da onlarda cevap hiç görmüyoruz. O zaman hasta da ne yapıyor? Tedavi edilmediğini düşünüyor. Ve şöyle düşünüyor, ya bende bir şey var, bir bozukluk var ya da doktorum iyi değil. Evet. Ya da bana iyi tanı koyamadı ya da iyi tanı koymuşsa bile uygun ilacı yazamadı. Halbuki onun da bir suçu yok. Yani doktorla da bir ilgisi yok. Tamamıyla kişinin kendi genetik yapısından kaynaklanan bir durum bu. Evet, yani bizim vücudumuzun bunu nasıl aldığı, nasıl tükettiği, nasıl yıktığı, nasıl emdiği gibi şöyle bir durum. Şöyle düşünebilirsiniz. Herhalde. Yani hiçbirimizin gözü, kulağı, derisi aynı hiçbir şeyi aynı mı? Hayır, hiç de değil. Hiçbir evet. şeyimiz aynı değil. Aynı olmadığına göre bizim metabolizma organlarımız ya da iç organlarımız da aynı şekilde çalışmıyorlar. Sizinkiyle benimki aynı çalışmıyor. Benimkiyle Gökmen Hanım'ınki de aynı çalışmıyor. Hepimizin arasında çok ufak farklılıklar var. Bunlar genetik yapımızdaki ufak farklılıklardan kaynaklanıyor. Evet. Ve ilaca verdiğimiz cevap da buna göre değişiyor. Aynen yiyeceklere verdiğimiz cevap gibi. Evet. O diğer maddeleri biraz sonra Buyurun. Ayrıntılandırmanızı isteyeceğim ama doktor hanım tam da yeri geldi galiba. Diyelim ki hastanıza bir doz ilaç uyguladınız. Hasta geldi, gözünü kaldıramıyor. Yataktan başımı kaldıramıyorum. Gözümü açamıyorum. Hiçbir işimi yapamıyorum. Odaklanamıyorum diyor. Başka bir hasta da bütün şikayetleriyle aynı şekilde geldi. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Zaman zaman bize anlattığınız ve duyduğumuz ilaç kan düzeyi gibi bir durum. Şimdi konuşmanın sırası geldi mi bu akışa göre? Hı hı, tabii tabii. O, ne yapıyoruz orada? Şimdi aslında bu biraz şey meselesi, hastanın durumu, işte o sırada imkanlar, kaynaklar, hani ne kadar acil durumu var, ne kadar sıkıntılı durum var, kar zarar analizi yaparak bütün tetkiklere öyle karar veriliyor. Hani tıbbi aciliyeti nedir, tıbbi önemi nedir, hani bir ilaç yan etki yaptı, tamam yapabilir, hani şey olur, bazen mesela bir uyku ilacı veririz. Kalkamaz, ertesi gün bütün gün uykulu olur. Çok o zaman kan düzeyi falan bakmaya gerek kalmaz. Evet, o ağır gelmiştir, biraz daha hafif başka bir şey verilebilir ama belirli bir süre kullandığı ilacı az önce Esra Hanım'ın söylediği gibi fayda görmüyor. İlaç değişikliği yapıldı, yine fayda görmüyor başka bir ilaçtan ya da fayda görse de çok fazla, hiç beklemediğimiz kadar fazla yan etkiler var. Bir türlü hani dozu düşürüyoruz, hala o yan etkiler devam ediyor. Böyle bir durum varsa çok pratik yapılacak bir şey vardır. Her ilacın kanda sabit seviyeye, tutarlı seviyeye gelmesi için geçen bir gün sayısı vardır. İşte 3 gün, 9 gün, 10 gün artık o neyse, o süre geçmişse hastadan bir defaya mahsus bir kan alınır, bir tüp kan alınır. Genelde bu 12 saat ilaç almamış haldeyken alınır. Normalde az önce bahsedilen hani insanların %60'ında karaciğer enzimleri bir şekilde çalışıyor. O gruptan olup olmadığı insanı tespit edilebilir. O zaman çünkü bizim elimizdeki kılavuzlara göre o ilacın bir dozuyla ya da tedavi edici dozuyla kanda ne kadar yükselmesi gerektiği bellidir. Tedavi edici olabilmesi için kanda ne kadar olması gerektiği bellidir. O düzeyi tutturamadığımızı görebiliriz. Hızlı evet. sonuç veren hani çok da pahalı olmayan testlerdir. Ama işte hani bir defa aldım, alerji yaptı. Alerjik bir durumun mesela kan düzeyiyle çok fazla ilgisi yoktur. Ama hani ilaçların bir yandan da özellikle antidepresanların, işte şizofreni tedavisinde kullandığımız antipsikotik ilaçların özellikle ilk hafta yan etkileri vardır. Bunları zaten anlatıyoruz. Belki burada yeri gelmişken bir kez daha onları söylemek gerekir. İlk hafta hafif baş ağrısı yapabilir. Biraz huzursuzluk, kaygı halinin artışına sebep olabilir. Bunlar çok şiddetli değildir. Bir süre sonra geçer. Baş edilebilir bir durumdan Genel bahsediyorsunuz Genel bulantı olabilir. Çok şiddetli bir bulantı, kusma değildir ama hafif bir bulantı olabilir. Bir sersemlik hissi olabilir. Biraz bulanık görme olabilir. Ama biraz beklendiği zaman bunlar yarım doz başlarız genelde ilaçları onun için. Ondan sonra arttırırız. Biraz beklendiği zaman bunlar genellikle geçer. Bir hafta 10 gün içinde ilaç aldığını çok fazla hissetmez hale gelir genelde insanlar. Antidepresanlar için. Ama bunu aşağı
değişen bir yan etki varsa, hafifleyeceği halde giderek şiddetleniyorsa, sürekli bir huzursuz hali varsa, tedavi olmak yerine tedavi daha huzursuz eden bir halde oluyorsa, o zaman belki bir kan düzeyi ölçümü yaparak durumu saptamakta fayda vardır. Ona göre tedavisi düzenlenebilir. Serdar Nuhoğlu, orijinal molekül ile muadilini ilaç kan düzeylerine bakıldığında çok fark ediyor mu? Diyor. Hocam şimdi iki seyircimiz var, onlara döneceğiz ama az evvelki konuları tek tek açmanızı isteyeceğim aslında ben. Yaşın, yeme alışkanlıklarının, sigaranın. Hı. Mesela bazen yatışta olan hastalardan duyuyoruz. O yatış sırasında çok iyi sonuçlar alındığı halde taburculuk sonrasında ilaca diyelim ki yol veriyor. Hı. Ya da işte kullandığı ilaç sayısını artırıyor, paketler artıyor, bir pakete Hı. çıkılıyor. Bakıyorsunuz ilaç etki etmeyebiliyor. Duyuyoruz böyle şeyleri. Evet. Bunları nasıl fark ediyorsunuz? Bir de size ilaç şikayetleriyle geldiğinde nasıl bakıyorsunuz buna? Yani az evvel konuştuğumuz doktorun anlattığı durum mu? Ya da farmakogenetik araştırma başka bir şey mi? İlaç kan düzeyi ile beraber başka türlü bir araştırma mı? Bunu da bilmeme ihtiyacımız var. Kısa bir cevap verin, ardından telefona dönelim isterseniz. Evet, şöyle ilaç kan düzeyi tabii ki ilk adım tetkikimiz. Çünkü daha kolay yapılabilen, daha ucuz bir teknik. İlaç kan düzeyi baktıktan sonra hastanın ilaç kan düzeyleri normalse zaten tedaviye cevabı da normal yolunda gidiyor diye kabul ediyoruz. Ama ilaç kan düzeylerine baktığımızda ilaç kan düzeyini düşük ya da yüksek buluyorsak, o zaman şöyle bir düşünceye sahip oluyoruz. Diyoruz ki evet, bunun karaciğer enzimlerindeki genetik farklılıklar nedeniyle, mesela ilaç kan düzeyini düşük buluyorsak karaciğer enzimleri hızlı çalışan biri olabilir diye düşündüğümüzden bunlara genetik test yaptırmak zorunda kalıyoruz. Genetik testlerin sonucuna göre, peki genetik test yaptırıyoruz da ne oluyor? Tabii genetik testin sonucu geliyor. Diyor ki evet, hızlı çalışan enzimlere sahip ya da yavaş çalışan enzimlere sahip. Aslında gen haritası zaman, gibi bir şey aslında. Onun, tabii, değil mi? Tabii, evet, genetik yapısını yani karaciğer enzimlerine ait genetik yapıyı öğrenmiş oluyoruz. Bunu öğrendikten sonra biz ne yapabiliriz? Mesela çok hızlı yıkan, çok hızlı parçalayan bir kişi ise o kişi, onun ilaç dozunu artırıyoruz. Yani başkasında kullanmayacağımız yüksek dozlara çıkabiliriz. Çünkü zaten karaciğeri çok parçalıyor. Ya da o enzim için hızlıdır metabolizma yolu ama başka, mesela depresyon tedavisi alan bir hasta diyelim. Bir yolak için hızlı metabolizer olabilir, hızlı metabolize ediyor olabilir ama başka bir antidepresan başka bir karaciğer yolunu kullanıyor olabilir. O zaman o normal olan yolla çeviririz hastayı. Başka bir ilaç reçete edebiliriz hastamıza. Yani ya dozunu ayarlarız ya da ilacını tamamen değiştirerek başka bir ilaç kullanabiliriz. Peki. Burada amacımız şudur: hasta için en uygun ilacı en uygun dozda kullanmak, hasta için derken de kişiye özgü, bireye özel tedavi yapmaktan bahsediyoruz. Biricik tedavi diyebiliriz galiba. Günümüz şartlarında biz tedaviyi nasıl yapıyoruz? Standart dozlarımız var. Yani elimizdeki imkanlar şimdiye kadar böyleydi. Standart dozlar vardı, o standart dozlar hastalara verilirdi. Ama günümüzde bu genetik testlerden sonra bu tedaviyi bireyselleştirme şansımız mevcut. Evet, bu kişinin genetik yapısına göre. Yapısına uygun bir bakıma biricik tedavi ya da kişiye özel genetik tedavi evet, diyebileceğimiz bir durumdan bahsediyorsunuz. İki seyircimiz var, Adana'dan ve İstanbul'dan. Onları alalım, sorularına cevap vererek programımızı sürdürelim. Adana'ya dönelim. Efendim merhaba. Merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz. Konuklarım dinliyor sizi, not alıyorlar. Alalım sorunuzu efendim. Teşekkür ederim. Benim birkaç sorum var. Buyurun. Benim eşim 58 yaşında. Hem psikiyatri hastası, hem diyabet hastası, hem nörolojinin verdiği ilaçları kullanıyor. 8-9 yıldır günde sabah 10-11 tane, akşam 10-11 tane olmak üzere ilaç alıyor. Ve bahsettiği gibi doktor hanımların, hangisi nereye gidiyor, karaciğer ne kadar parçalıyor, bunu bilmiyoruz. Ve halen de düzelmiş değil. İç hastalığında da düzelmiş değil. İkinci sorum, Adana'da ilaç polikliniği var mı? Peki. Şimdi İstanbul var, bunda şanslı. Ama Adana ne yapacak? Taşra ne yapacak? Siz evet, diyorsunuz ki genetik testler yapılacak veya ilaç kan düzeyleri, kişiye özel tedavi. Bugüne kadar 11 yıldır psikiyatriyle çok yakından ilgilenen bir hastanın eşi olarak, çevremde de psikiyatri hastalarıyla ilgilenen bir kişi olarak,
ilk olarak duyuyoruz kişiye özel ilaç kan düzeyinin yapıldığını. Evet, İstanbul gerçekten şanslı. Adana ne yapsın? Peki. Sizlere bunu lütfen cevabını verir misiniz? Peki, bir de devlet hekimleri 1,5-2 dakika ayırırsa bir psikiyatri hastasına 11 adet ilacı nasıl soralım biz? Doktorum, hocam bana şu nereme nasıl gider? Karaciğer enzimi neyi parçalar diye cevap veremezse o devlet hekimi. Çok haklısınız. Peki, çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Teşekkür ederim. İyi geceler dilerim. Konuklarım cevaplandıracaklar. İstanbul'dan diğer konuğumu almak isterim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Dinliyor konuklarım sizi. Not alıyoruz. Alalım sorunuzu. Ben 9 yıllık evliyim. İnfertilite tedavisi görüyorum. Çocuğum yok. Tabii ki bu başarısız tedavilerden sonra bayağı bir stres oldum. Doktora gidiyorum. Doktorum bana antidepresan veriyor. Bunu kullan, beynini rahatlat. Sonra konuşalım. Şu an çok öfkelisin. Hani şu an bana sağlıklı sorularıma cevap veremezsin diyor. Ben eczaneden o ilacı alıyorum. Eve geliyorum. Bu 3 yıldır böyle devam ediyor. İlaç bana bakıyor, ben ona bakıyorum, korkuyorum. İnternetten araştırıyorum. İşte kısırlık yapar, yumurtlama fonksiyonu bozulur, uykusuzluk yapar. Bir de eşim kaptan olduğu için dışarıda ben hani yalnız yaşıyorum. Hı. Kendi işimi göremem, yolda kaybolurum falan filan. Bir sürü şehir efsaneleriyle ben o ilaçların hiçbirini kullanamadım. Dolayısıyla tedavim de tabii ki olmadı. Şimdi ben o ilaçları, demin doktor hanım o kadar güzel bir şey söyledi ki ben hemen orada dikkat kesildim. İnternetten araştırınca hani olumsuz bilgiler yanlış, işte kulaktan dolma bilgiler oluyor diye. Ben o ilaçları kullanmalı mıyım? Peki, bir cevap arayalım sorumuza. Kullanırsam doğurganlıkta hani yumurtlama bozukluğu olur mu diye bir soru yöneltmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Önemli konu, sorularınız gelmeye devam ediyor. Twitter'dan biraz yoğun sorular geliyor. Facebook'ta da seyircilerimiz konuyu tartışıyorlar. Çok önemli bir konu. Teşekkürler var. Her ikinize de selamlayan seyircilerimiz var. Tümüne birden cevap vermiş olalım. Tek tek okumamız zaman alacak. Adana, İstanbul'dan dilerseniz başlayalım. Başta işaret ettiğiniz bir konuydu. Sizinle başlayalım ve mümkünse İstanbul'dan cevaplayalım. Yani aslında ikisi içinde söyleyebileceğim bazı şeyler var. Ortak bazı şeyler var. Şimdi bu ilaç polikliniği dediğimiz konu aslında her poliklinik ilaç polikliniği, ilaç yazılan her poliklinik ilaç polikliniği. Sadece şu anda ülkemize yeni gelen teknikler bunlar. Yani kendi hekimlerine de bu konuda kızgın ya da öfkeli olmasınlar. Birçok üniversitede bile bulunmayan, yurt dışında bir süredir, yurt dışında bile oldukça yeni olan, işte bazı öncü kurumlar ya da bazı öncü girişimci hekimler aracılığıyla Türkiye'de getirilmiş olan i̇şte teknikler. Üsküdar Üniversitesi'nin öyle psikiyatri evet. İstanbul'da galiba. Onun için şimdi açıkçası ben şeyden de çok kaygı duyarım. Şimdi bir hekim düşünün siz, devlet hastanesinde günde 120 tane hasta bakması gerekiyor. Hani o hekim ne yapsın? Hakikaten yani 20 tane ilaç kullanıyor Adana'dan arayan izleyicimizin eşi. Hekime de yazık, hastaya da yazık, hastanın yakınına da yazık. Çünkü çok özel bir durum bu. Hangi birisini nasıl etkileşimli takip edecek, ne olacak? Belki bu özel vakalar biraz daha hani devlet hastanesinde takipleri yürüyor bu kişilerin. Şimdi bir bedensel durumun hastalığın takibi vardır, hastalık belirtilerinin takibi vardır. Bir de bu ilaçla ilgili yan etki var. Bu ilaçlar birbiriyle etkileşiyor. Bu durum vardır. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Hakikaten devlet hastanesi koşullarında buna bir verim almak çok zor. Sistemin üzerine konuşmak sebebiyle da bizim açımızdan çözücü değil. Yani bu galiba tabii, sistemsel tabii bir durum ve değil mi? Ama işte sağlık bunları konuşuyor. Halkımız da bunları oluşuyor. Talep edecek. Kamuoyu oluşacak. Birçok ben çok eminim ki birçok meslektaşımız da ilk kez duyuyor bunu. Onun için hani temkinli de yaklaşmak lazım bir taraftan. Hani böyle bir şey varmış, o tamam ben şimdi kendi tedavimi bırakayım, kendi doktorumu bırakayım, bunun peşine düşeyim demek de yanlış olur. Temkinli de yaklaşmak lazım. O bakımdan doğru ağızlardan lazım dinliyoruz bugün Esra Hanım'ın söylediklerini. Tabii, dikkat edeceğiz. Yani özel seçilmiş vakalarda oldukça yön gösterici olacaktır. Şimdi İstanbul'dan arayan izleyicimiz çok güzel ifade etti. Evet, yani açıyor internetten okuyor. Haklı da, yani yeterince bilgisi yoksa tabii ki yani kendi başına bir bilgi bulmaya çalışacak. Ama lütfen internetten bilgi alın. İnternet çok güzel bilgi verir ama tıbbi sitelerden bilgi alın. Bir hekim tarafından yazılmış onaylanmış, bilgileri hekim alın. Hekim tarafından onaylanmış. Evet, bir de işte, çok copy paste yapılıyor biliyorsunuz. Bir yerden alınıyor, evet, hekim mi değil mi belli değil. Aynı yani bilgi
Pek çok yerde var. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ben çok hafif bir ilaç kullanıyorum. Diyelim ki bebeklerde bile kullanılan bir alerji şurubu kullanıyorum. Ben bir sayfaya girerim. Yazarım oraya işte ben kullandım, işte rengim sarıdan mora döndü, işte parmağımın yanında bir parmak daha çıktı. İnsanlar bunu ciddiye alırlar çünkü tamamen kontrolsüz bir bilgidir bu. Hele de birkaç kişi evet benim bir tanıdığımda da bu oldu dediyse tamam, hani o ilaç şey oldu tamamen bu ülkede bir daha şey olmaz. Onun için şimdi mesela diyeyim ki bir ilacı 1000 kişi kullandı. Bu 1000 kişinin 990'ı memnun bu ilaçtan. O 990'ı ben bu ilaçtan çok memnunum diye internete yazma gibi bir motivasyonu olmaz. 10 kişi memnun değilse onların yazmak gibi bir motivasyonu olur. Bu da değerli bir bilgidir ama buradaki bilgiyi mutlaka hekimle konuşmak lazım. İstatistiksel açıdan doğruyu vermeyebilir. Yani herkes tabii, için tabii. O bilgi doğru değildir. 100.000'de 2 kişide olan bir bilgi şimdi, diyebiliriz. İnfertilite tedavisi görüyor. 3 yıldır hekime gidiyor. Hekim istikrarlı bir biçimde hep ilaç veriyor. Bunu almanız gerekiyor diyorsa stres infertilitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Bu sebebi ortadan kaldırmak lazım. Açıkçası psikiyatri ilaçları arasında kısırlık yapan pek bir ilaç yok. Yani spermlerin, ya kadınlarda kısırlık yapan zaten yok. Erkeklerde sperm hareketliliğini azaltan bazı ilaçlar var. Ama onun dışında kısırlık yapan bir ilaç zaten psikiyatride yok. Biraz rahatlatıcı. Prospektüs okunuyorsa başka bir şeyi öyle anlıyor olabilirler. İkincisi internette okunuyorsa ilaçların cinsel fonksiyonda bazı olumsuz etkileri vardır. Kalıcı etkiler değildir bunlar. Ama mesela orgazmı durdurabilirler. İşte sertleşme, boşalma güçlükleri yapabilirler. Bunu kısırlık gibi algılıyor olabilir kişiler. Ya da kısırlık gibi algılayıp öyle internete bir bilgi yazıyor olabilirler. Kısırlık yapıcı etkisi yoktur. Lütfen hekimine güvensin. Hekim düzenli olarak kar zarar analizi yapar zaten hekim. Hani bu kişinin hamile kalabileceğini de düşünür. Hamile kalıp 2 ay, 3 ay farkına varmayıp ilaç kullanabileceğini de düşünür. Bunların hepsinin titiz biçimde analizini yaparak zaten veriyordur hekim. Onun için hekimine güvensin bence, ilacını kullansın. İnşallah tez vakitte olur bir bebekleri. Hocam hem iki seyircimizin sorusuna hem de benim az evvelki soruma, bir de ayrıca nasıl gelecekler ilaç polikliniğine? Siz yeni bir yapılanmadan aslında bahsedeceksiniz. Evet. Bu İstanbul'da da yeni. Evet. Nasıl gelecek size? Ne diyecek? Adana'dan arayan seyircimiz olsun. İşte Türkiye'de ilaç poliklinikleri nerede, biz ne yapalım dedi. Bu konu gerçekten çok yeni. Dünyada da çok yeni. Ama Anadolu'da da ilaç poliklinikleri var. Üniversite hastanelerinin farmakoloji anabilim dallarına bağlı ilaç poliklinikleri var. Mesela Trabzon'da var. Adana'da yok, o konuda haklı. Yani benim bilgim dahilinde bildiğim kadarıyla yok. Ama bundan sonra çok daha sıklaşacaklarını düşünüyorum. En sık İstanbul'da var. İstanbul Üniversitesi'nin var, Marmara Üniversitesi'nin var. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu konuda İstanbul'da hizmet vermeye başladık. Şimdi burada ikinci seyircimizin, İstanbul'dan arayan seyircimizin problemini ben gerçekten çok önemsedim. Şöyle önemsedim. Bütün halkımızın böyle bir problemi var. Yani ilaçlara karşı büyük bir haksızlık var. Şunu söylemek isterim ki ilaçlar tıbbın sonucudur. Yani istediğiniz kadar iyi hastanın hikayesini alın, tüm tetkiklerini yapın, işte yorumlayın, şudur budur. Ama İyi ilaç seçilmediği sürece ya da iyi reçete yapılmadığı sürece bunların bir değeri yoktur. Şimdi tıbbın bütün ilerleyişi de tedaviyle birlikte yürür. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda, 1940'lı yıllara bile baktığımızda Avrupa'da ortalama yaş 39. Avrupa'dan bahsediyorum. Dünyanın bütün yerlerinden bahsetmiyorum. Çok daha düşük. Oralarda istatistikler olmadığı için biz ortalama yaşı bilmiyoruz. Avrupa'da ortalama yaşın yükselişi neyle başlıyor? Penisilinle başlıyor. Çünkü ondan önce zaten baktığınızda enfeksiyonlardan büyük ölümler, erken ölümler, küçük yaşta ölümler, çocuk ölümleri falan. Şimdi bütün bunları daha sonra tıp ilerliyor, hızla ilerliyor. 2000'li yıllara kadar geliyoruz ve çok uzun bir süreçten bahsetmiyoruz. 60-70 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürece baktığımızda çevresel koşullar devamlı kötüleşiyor. İşte hava kirleniyor, su kirleniyor, biz işte farklı yiyecekler yemeye başlıyoruz. Alışkanlıklarımız değişiyor, hareket etmiyoruz, fast food diyoruz. Ama nedense bizim ortalama, bu insanoğlunun ortalama ömrü bu 60-70 yılda 40'lı yaşlardan 80'li yaşlara geliyor. Nasıl? Şimdi bu tamamen göz ardı ediliyor. Onun yerine devamlı şöyle bir şey var. İlaçlar zararlı. Tamam, ilaçlar, tedaviler bu kadar zararlıydı da bu insan ömrü 40
yıldan nasıl 80 yıla gelebildi? Aslında yarar zarar oranını yarar zarar oranını hastalar ya da ilacı kullananlar kaçırıyorlar. Yararını düşündüğümüzde, yarar zararını karşılaştırıldığımızda zarar 1 ise yarar 100. Ama demin Gökmen Hanım'ın söylediği gibi kimse ben iyileştim, iyiyim, işte bu ilaçtan ya da şu tedaviden çok fayda gördüm demiyor. Onun yerine fayda görmeyenler bu konuda çok fazla konuştukları için ilaçlara böyle bir haksızlık var. Bir de bir akım var. Belki siz farmakolog olarak söyleyeceğiniz ilaç karşıtı görüşler de var. Kesinlikle. Ve galiba bunlar bu konuda konuşmak isterim. Evet. Bunlar aynı zamanda medyayı, sosyal medyayı çok da kullanıyorlar. Çok kullanıyorlar. Ve kulağa da çok da hoş geliyor. Bazı yazar çizerlerin de psikiyatrik hastalıklar için özellikle bunların hastalık olmadığı, bunların uydurulan şeyler olduğuna ilişkin verilerle de desteklendiğinde galiba kapılmamak da kolay olmuyor. Şöyle bir ne şey dersiniz var. Bir farmakoloji? Bu konuda söyleyecek çok şeyim var. Şöyle bir şey var. İlaçların hepsi kimyasaldır, zararlıdır, kötüdür. Bir de doğal ilaç dedikleri ya da bitkisel ilaç olarak adlandırıldıkları böyle bir furya var. Şimdi ilaçların zaten %90'ından fazlası doğal maddelerden yapılır. Çok az kısmı kimyasallardan yapılır. Bir de şöyle bir inanış gelişti. Bir şey doğalsa hiç zararı yoktur. O zaman kişiyi zehirleyen mantarlar doğal maddelerdir biliyorsunuz. Tütün çok doğal bir maddedir. Hani kullanılan. Bir şeyin doğal olması onun zararsız olduğu anlamına kesinlikle gelmez. En azından herkes için gelmez. Herkes için gelmez, her madde için de gelmez. Evet. Burada esas olan ilaç olma özelliğini taşımaktır. Bir maddenin ilaç olma özelliğini taşıyabilmesi için en az 10 yıl süren çok önemli araştırmalar, milyarlarca dolarlık yatırımlar gerekir ki ilaç olabilsin. İlaç denme hakkına sahip olabilsin. Halbuki burada ne yapıyor? Diyor ki o ilaç denen şey çok kötüdür, doğal falan da değildir, tamamen zararlıdır. Benim işte topladığım ve kaynattığım bitkiler mükemmeldir. Niye o zaman bu kadar uğraşılıyor? Evet. Ya da şimdiye kadar bu bitkiler yenilerek niçin bütün hastalıklara çare bulunulmadı? Ya da bu ilaç şirketleri o otları hiç mi bilmiyorlardı da alıp kaynatmayı akıl edemediler? Bu tabii şundan kaynaklanıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa'da 60'lı yıllarda başlayan bir furya bu. 60'lı yıllarda başlamış bu bitkisel tedavi ve gerçekten bir sanayi olmuş orada. İşte bütün eczanelerde satılan. Destekleyici olan bir şey galiba genel tabii, bir tedaviye. Tabii destekleyici, tedavi edici diye lanse edilince bir müddet sonra buradaki geri ödeme kuruluşları ve hükümetler görmüşler ki evet bu bir sanayi, ekonominin bir parçası ama sağlığa getirdiği yük çok daha fazla. Çünkü insanlar yanlış tedavi oluyor. Yanlış tedavi olduklarında hastalıkları ilerliyor. Hastane yatış süreleri artıyor. Daha çok tanıya, doktora gidiyorlar. Daha çok tetkik yaptırmak zorunda kalıyorlar. Bunun üzerine de kendi ülkelerinden bunu yavaş yavaş çıkarmaya çalışıyorlar. Nereye? Bir yerlere satmaları gerekiyor. Onlar da bize mi geliyor? Evet, üçüncü dünya ülkelerine biz bunları satalım. Çünkü o sanayi var ellerinde. Üretiyorlar. Yani bunu üçüncü dünya ülkelerine bir yerlere satalım. Benim aklıma nasıl satalım? Burada bir şey var Esra Hocam. Evet, buyurun. Mesela şimdi ilaçlar olunca diyelim ki Almanya'daki bir hekimde, Amerika'daki bir hekimde Gökben Hanım'ın yazdığı depresyona aynı ilacı yazıyor. Evet. Aynı etki maddi ilacı. Evet. Ama bitkiler olunca diyor ki kişiler gördüğümüz ekranlarda bunu benden alacaksınız diyor. Üzerinde şu patent olacak, şu numara olacak, sahtesinden sakının filan. Yani o zaman yani herkesin o kişiye gitmesi mümkün mü? Yani aynı tanı da aynı şikayette bir başka hekimin veremiyor olması tıp dışı bir şey olduğunu göstermez mi? Elindeki şeyin bir standardı yok ki. Ya evet. Elinde sattığı kastan şeyin buydu, bir standardı evet. yok. İçindeki dozunun bir standardı yok. Etken maddenin bir standardı yok. Böyle kendine göre onaylanmamış, hiçbir tetkik yapılmamış, hiçbir şekilde denenmemiş. Ne hayvanlarda ne insanlarda denenmemiş bir şeylere pazarlıyor. Deneniyor tabii. Aslında. Böyle en önemlisi galiba. Onların pazarlanmasına evet. engel olmak lazım. Peki. Seyircilerimize cevaplarınız da tamam oldu değil mi hocam? Ben Adana'dan çok yok ilaç polikliniği. Onu tekrar söylemek isterim. Diğer İstanbul'dan arayan seyirci hakkında da şunları da söylemek istiyorum. Şimdi her ilacın yan etkisi var. Yani doğada zaten hep iyi ya da hep kötü diye bir şey yok. İlaçlar için de öyle. Tamam yararları çok, tamam zararları da var. Biz ilaçları neye göre kullanıyoruz?
kar zarar oranına göre kullanıyoruz. Şimdi hastalar ilaçlara karşı geliştirmiş oldukları bu kötü niyetle birlikte ilaçların prospektüslerini okumaya başlıyorlar. Prospektüsü okudukça da beklentisel, bizim farmakoloji artık yeni bir kavramımız var, beklentisel yan etki diye. O ilacın yan etkisi olacak, olmasa bile, evet, kendisinde görülmeyecek bile olsa, onu orada okuduktan sonra beklentisel olarak mesela pazara baş ağrımışsa bundan diyor. Evet, baş ağrısı görülebilir diyor. O hayır, ilacını aldıktan sonra mutlaka baş ağrısı bekliyor ya da mutlaka mide bulantısı bekliyor. Biz bunu artık dediğim gibi farmakoloji jargonunda da var, beklentisel yan etki diyoruz. Biz de öğrenmiş olduk efendim. Evet. Sağ olun. Şimdi bir seyircimiz var, ona döneceğiz ama Gökben Hanım, sizden rica edeyim. Füsun Hanım'ın bir sorusu var. Seyircimiz diyor ki antidepresan alıyorum, güle oynaya yaşıyorum ama sesimi yükseltince ilacını içmedin mi dedikleri de yan etki yapıyor. Bu bazen ailelerde de oluyor. İlacını aldın mı, ilacını içtin mi? İşte bak iyi hissetmiyorsun kendini, kötü görünüyorsun. Yani kişilerin tedaviye uyumunu da bir bakıma da bozan bir şey. Evet. Bir iki cümle kısa da olsa. Şimdi ilaç tedavisi alan kişi hastalıkla ilgili aşırılıklar törpülenir. Onun dışında normal insan duygusu olan işte öfke de normal insan duygusudur, kızgınlık da normal insan duygusudur, neşe de normal insan duygusudur. Bunların geçmesini beklemeyiz. Zaten hani geçiriyorsa o çok fazla şey değildir, bir tedavi değeri yoktur. Sadece aşırılıkların törpülenmesi gerekir. Bu konuyu mesela kendi günlük pratiğimizde bir kişiye bir reçete yazdıysak, zaten hani o da biraz gönülsüz içiyorsa ilacı, mutlaka ailelere söylüyoruz. Evet, ilacı içip içmediğini takip edin. Unutabilir, hatırlatın. Göz ucuyla takip edin ama içiyor musun içmiyor musun diye sormayın. Zinhar hani böyle bir öfke hali falan olursa, bugün sen ilacını içmedin mi? Ama ne yazık ki bunu çok fazla kullanırlar. Ama bunu yaptıkları zaman şunu bilmesi lazım ailenin, o kişinin ilaç içmemesini garanti ediyorlar. Evet. Normal insan duygusuna izin vermek lazım. Tabii ki insanlar arada öfkelenecek, arada kızacak, arada ses yükselecek. Biraz esnek olmakta yarar var, evet, demek ki. Evet. Peki. İstanbul'dan galiba tek seyircimiz var şu anda hazır olan, onu alalım. Efendim merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler, dinleyelim sizi, not alıyorum misafirlerim. Buyurun efendim. Ben şu an televizyon sesini biraz açtım. Ben depresyon hastasıyım, 15 yıllık. Evet. Depresyon hastasıyım. Bundan son depresyona girmem de 3 yıl önceydi. Evet. 3 yıldır ilaç kullanıyorum. Ama buna rağmen bir de aşırı derecede uykusuzluğum var. 3 yıldır uykusuzluk çekiyorum. 3 yıldır derken daha önce de çekiyordum. Bir ara rahatlamıştım ama şimdi yine aynı şekilde uykusuzluk çekiyorum. Şu iki ay önce de vücudumda aşırı derecede döküntüler, kaşıntılar olmaya başladı. Bunun da tabii ki ekme gittim. Kullandığım ilaçlara rağmen yine düzelemedim. Bana bugün yapılan tacillere de baktılar, şey dediler. Yani stresten bir stresten uzak duracaksınız dediler. Bilmiyorum nasıl. Yeterli oldu. Peki bir değerlendirme alalım doktor hanımdan. İyi geceler dilerim. Gökben Hanım, sizden bir değerlendirme alalım. Başka sorular var. Hocamla da onunla toparlamayı isterim. En son neyden uzak duracaksın dediklerini anlamadım. Stresten uzak. Stresten uzak. Stres, tamam. Evet, sınır stresten uzak dur. Güzel, güzel bir önerim. Yani söylemesi kolay, yapması zor. Şimdi tabii bilerek siz sınır stresinin içine giriyorsanız tabii ki uzak durun ama tabii elinizde olmayan bir durum muhtemelen. Şimdi birincisi, bir kişi 15 yıldır depresyonu var, 3 yıldır ilaç tedavisi alıyor ama 3 yıldır ilaç tedavisi almaya rağmen 3 yıldır da uykusuzluk varsa orada zaten bir sorun vardır. Yani bir şekilde bizim o bahsettiğimiz tedaviye dirençli ya da tedaviden yeterince fayda görmeyen gruptan sayabiliriz kişiyi. Onun için tedavinin tekrar bir gözden geçirilmesinde fayda var. İkincisi, 15 yıldır depresyon varsa ve tekrarları oluyorsa bunun zaman zaman, o zaman her ne kadar bugün bizim konumuz ilaç olsa da depresyonda tekrarı en güzel önleyen şey ilaç tedavisi değildir. Psikoterapiler en güzel önleyen şeydir. Yani bunu bazen biz programlarda konuşuyoruz.
İlaç tedavileri denizde boğulan kişiye can kurtaran simit atmak gibidir depresyon tedavisinde. Sizi kıyıya çıkarır. Ama siz bir daha denize girdiğinizde yine boğulursunuz. Size terapide yüzme öğretmek gerekir. Kendi kişilik özelliklerinizi geliştirmek sadece için. Sadece farmakoterapi evet. Yeterli görmüyoruz. Eğer 15 yıldır tekrar ediyorsa depresyon, farmakoterapi yani ilaç tedavisinin gözden geçirmesi gerekir. Çünkü hala uykusuzluğunuz var. Uykusuz olduğun sürece de depresyon kendini yeniler durur. Ama bir yandan terapi almak lazım. Aslında orada kendisine önerilen hani stresten sıkıntıdan uzak durun. Evet, bu terapide yapılabilecek bir şeydir. Terapide kişilikle ilgili bazı özellikleriniz değişir. Sizi strese sokan, örneğin tahmin ederim ki çok fazla hayır diyemeyen birisidir. Hani başkasının canı sıkılmasın, kimse üzülmesin, ben bu yükü üstüme alırım, ben bunu hallederim diyen kişidir. Genelde bizim hastalarımız böyle, yani naif, ince, kimse üzülmesin, sıkılmasın, ben yapayım derler ama sonunda depresyon faturası onlara çıkar. Terapiyle sen ağlama, birlikte, ben ağlayayım değil mi bizim şartlarımızda? Evet, terapiyle birlikte bu biraz değişir. Eğer sizin stresle baş etme gücünüz artarsa, problem çözme beceriniz artarsa, size fazla gelecek sorumlulukları önceden fark edip ona stratejik çözümler üretebilirseniz, o zaman stresten, sıkıntıdan biraz uzak kalabilmiş olabilirsiniz. Ama bir yandan da şimdi 3 yıldır aynı ilacı kullanıyorsa, hani döküntü, kaşıntı çok fazla ilaçla da ilgili olmayabilir. Hani 3 yılda insanın vücudunda da bir sürü başka şey değişiyor. Bir başka bir şeye bir alerji gelişmiş olabilir. Ya da her zaman bazı yan etkiler gösteriyorsa ilacın kanzuyu artık iyice yükselmiş olabilir. Onun için tekrar bir hani ilaç tedavisini gözden geçirmesi lazım ama bir yandan da hani ilaç dışı bir çözüm de eklemek lazım. Hocam, genel bir değerlendirme yapmanız ve bugün söylemeniz gereken mutlaka bunlar vardı diyorsanız onları almak isterim. Ayrıca birkaç da sorumuz var buradan hani sormayı düşündüğüm sizler konuşurken. Pek çok seyircimizin teşekkürü var. Ayşe Pehlivan'ın, Melike Su Balı'nın, işte Ayşe Dursun Hanım'ın, Tülay Barışkan'ın, Ahmet Nesimi Bey'in, pek çok seyircimizi görüyorum. Size minnettarlıklarını ifade ediyorlar her ikinize de. Fadike Hanım'ın bir sorusu var yurt dışından. 3 yıldır kortizonla tedavi görüyorum. Kalın ve ince bağırsak iltihabı kronik. Günde 6 tabletim var. İlaçlarımı saatinde alırım. Lakin kilomu kontrol edemedim. Ve diğer organlarıma da zararı oldu. Sizce ben kilomu kafama takmadığım için ilaçlarımın faydasını göremiyorum. Taktığım için göremiyorum. Bu olabilir mi? Yoksa kortizon hastalığı uyutuyor mu? Gibi bir sorusu var. Tülay Hanım'ın antidepresan ve psikiyatrik ilaçların bir kısmı kilo aldırıyor. Bazılarına da dozu yüksekse kabasan görülüyor. Karabasan, uykudan kafasını kaldıramayanlar var. Uyuşanlar oluyor. Yan etkilerinden de galiba hafıza zayıflamasından da bahsetmiş seyircimiz. Serdar Nuhoğlu orijinal molekülüyle muadilinin ilaç kan düzeyini sormuş. Ahmet Nesimi Bey ise annesinin insülüne bağlı olarak şeker hastası olduğunu, günde 4 kez iğne yapıldığını, 57 yaşında ve 5 yıllık bu tedavi gördüğünü, iğne başlayalı 5 yıl olduğunu ama maalesef iğnelerden bıkmış durumda, zor bir hastalık ve oldukça da yaygınlaşıyor diye özetleyebileceğimiz sorusu var. Bir seyircimiz de S ile başlayan ilaçtan bahsetmiş. 25 miligram kullanıyor. Bırakma aşamasındayım ama anne olmak istiyorum. Bunun süresi nedir diye soruyor. Bir seyircimiz yine rahatlatıcı S ile başlayan ilaçtan annesinden dolayı bahsetmiş. Panik atak geçirmiş. 47 yaşındaymış. 2 yıldır bu ilacı kullanıyormuş. 1 yılın sonunda da etki etmeye başladı. Yani iyileşme 1 sene sonunda başladı diyor. Buna bir cevabımız olabilir mi? Bir de Seher Hanım 20 yaşında 2 sene önce obsesif tanısı almış. Doktor kontrolünde P ile başlayan bir ilacı kullanmaya başlamış. Ve gördüğünüz gibi ilaçları ara ara alıyor ama bazen de bırakıyor, tekrar başlıyor deniyor. Bütün bunları da göz önünde bulundurursak tek tek bir cevap istemiyorum. Ne söyleyebilirsiniz kapanışta? Öncelikle şunu söylemek isterim. Şimdi hastalar geldiklerinde tedavi olmaya geliyorlar tabii. Ama bazen biz hekimler onların hastalıklarını tamamen ortadan kaldırıcı tedavilerimiz olmuyor. Mesela bir enfeksiyonu olan hastaya antibiyotik verip enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırabiliriz. Ama bir hipertansiyonu biz aslında tamamen ortadan kaldırmıyoruz. Ya da ilk okuduğunuz şu yurt dışından yazan hastada olduğu gibi iltihabi bağırsak hastalığı var. Bu kronik ilerleyici bir hastalıktır. Ve biz aslında hastamızı kortizonla tedavi ettiğimizde
onun hastalığını tedavi etmiyoruz. Sadece hastalığın ürettiği bulguları baskılamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hasta da diyor ki haklı olarak, ben diyor yıllardır bu hastalığın tedavisi için hastaneye gidiyorum, tedavi oluyorum. Kortizon gibi yan etkisi çok olan bir ilaç da kullanıyorum. Hastalığım ilacı bırakıyorum, hastalığım tekrar ilerliyor. Şimdi burada aslında hastaya bunu baştan anlatmak lazım. Hastalığınız ömür boyu sürecektir. Bu ilacınızı kullandığınız sürece bulgularınız azalacaktır. Ama ilacınızı bıraktığınızda hastalığınız alevlenerek tekrar yükselecektir. Hastayı bu hastalığım geçecek beklentisine sokmamak lazım. Yani hastalığını ona düzgünce anlatmak lazım. Gerekirse ömür boyu ilaç kullanacaksınız diye söylemek lazım ki bu seyircimizinki de böyle bir hastalık. Teşekkür evet ömür boyu sağ olsun. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacak bir hastamız. Diğer okuduklarınızla ilgili onlara bir cevap olmasın. Hani zaten evet. bütününe cevap verdik ama ilaç polikliniği dediğimizde mutlaka söylememiz gereken bugünle ilgili şeyleri söylemek isterim. Kapatabiliriz. Doktor Hanım'ın da demin bahsettiği gibi her poliklinik evet ilaç yazılan, ilaç önerilen bir yerdir. Bizim normalde tedavi için gittiği polikliniklerde olması gereken tedaviye cevap almış hastalarımızın ilaç polikliniğine gelmelerine ihtiyaç yoktur. Demin söylemiş olduğumuz gibi bizim ancak tedaviye dirençli ya da yan etkilerinin çok fazla çıktığı hastalar bizim ilaç polikliniğimize başvurabilir. Ya da özel durumu olan hastalar. Adana'dan arayan seyircimizin eşinde olduğu gibi. Günde 10 tane 15 tane ilaç kullanmak durumunda olan hastalar, yaşlı hastalar, gebeler ve emzirenler, tedaviyle ilgili, ilaç tedavisiyle ilgili problem yaşayan hastalar ilaç polikliniğimize başvurabilirler. Başvurduklarında biz onlara şöyle bir prosedür izliyoruz. Tüm hastalıkları, şimdiye kadar yapılmış olan tetkikleri ve şimdiye kadar kullanmış oldukları ilaçlarını göz önüne alarak hem ilaç kan düzeyi hem fenotipleme hem genotipleme yaparak onlara en uygun tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Evet, onlar ne demek olduğunu da not almıştım ama başka bir programda sıra önerilere geldi. Sevgili seyirciler, yardımcı doçent doktor Gökben Hızlısayar öneriler hazırladı. Görelim önerilerimiz, ardından vedamız var. Buyurun doktor. Psikiyatride kullanılan ilaçlar hızla çoğalmaktadır ve hekimlerin reçeteleme alışkanlıkları değişmektedir. Eski ilaçların yeni kullanım alanları ortaya çıkmaktadır. Yeni ilaçların ise hiç bilinmedik yan etkileri izlenmektedir. Tedaviye dirençli hastalık grupları için yeni protokoller oluşturulmaktadır. İlaç polikliniği uygulaması ile bu alanlarda sorunlar daha kolay giderilir. Genotipleme ve fenotipleme ile kişiye en uygun ilaç saptanabilir. İlaçların kan düzeylerinin ölçümüyle tedaviye direnç sebebi saptanabilir, fazla doz ilaç alımı engellenebilir. Teşekkür ederim. Çok güzel öneriler. Şimdi bir iki dakika aslında girişte de söylemiştik. Gen ve etkileşim konusu çok önemli. Galiba bu programı biz ele alamadığımız kısımlarıyla bir kez daha yapmamıza da fayda var. Belki o zaman daha çok sorulara cevap verebileceğimiz bir durum da söz konusu olabilir. Bugün biraz temellendirme yaptık aslında. Evet. İşin mantığını koymaya çalıştık. Çok önemli bilgiler verdiniz. Mesela bu emilim, metabolizma, dağılım, atılım konusu çok önemli. İyon kanalları, reseptörler ve enzimlerden belki biraz daha ayrıntıyla bahsetmemiz mümkün olabilirdi. O hani yolaklardan nasıl gidip geldikleri. İlaç polikliniğe gittiği zaman kazanacağı avantajları belki biraz daha net anlatma imkanımız diğer programda olabilir. Bu ilacın etkisini değiştiren faktörlerden bir iki cümleyle bahsederek dilerseniz kapatalım. Sözümüze durmuş olalım. Stres, enfeksiyonlar, sigara kullanımı, yeme alışkanlığı, yaş ve cinsellik. Evet. Bir cümleyle toparlar mısınız? İlaçları kullanırken kişisel farklılıklar, genetik farklılıklar çok önemli olsa da ilaç kullanımındaki en önemli fark genetik farklılıklar yaratıyor olsa bile kişinin yaşadığı çevre, ilacıyla birlikte aldığı besinler, kişinin yaşı çok önemli. Mesela yaşlılıkla birlikte iç organlarımız da yaşlandığı için karaciğer böbrek fonksiyonlarımız azalıyor. İlaçların dozunu azaltmak gerekiyor. Aynı şekilde yeni doğan ve çocuklarda da ilaç dozlarını daha farklı kullanmak gerekiyor. Evet. 3 sayfa kadar soru çıkarmışım ama hiçbirini soramamışım. Eyvallah. Demek ki çok işimiz var. Çok işimiz var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doçent doktor Esra Sağlam. Çok teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Gökben Hızlısayar. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, Perşembe akşamından bu kadar diyelim bizden.
Yarın 23.45'te yine birlikte olacağız. Konuğum Nevza Tarhan olacak. Psikiyatri alanındaki tüm sorularınızı yarın gece cevaplandırmaya çalışacağız. Ben Uğurcan Polat, stüdyo konuklarım, yönetmenim Ayhan Pala ve rahatsızlık sebebiyle bize dışarıdan destek veren Şaban Özdemir ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyoruz. Lütfen cevaplayamadığımız soruları mail adresimize gönderiniz. iyibakkendine@ulketv.com.tr veya can@uskudar.edu.tr'den gönderebilirsiniz. Zaman zaman ekranda görüyorsunuz. Bu akşamlık bu kadar efendim. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.